Arkadaşlar merhaba, bugün de ilk Red Alive 5 kitabının Checkpoint 4. bölümünü yapıyoruz. Vocabulary bölümüyle başlayalım. One circle the odds, one out. Bir tanesi alakası olan bir kelimemiz var, onu dışarı çıkaracağız, onu seçeceğiz. One, bedroom, fridge, pillow, wardrobe, bedside. Bunlardan hangisi yatak odasında bulunmaz? Hayır, fridge bulunmaz değil mi? Buzdolabı yatak odasında bulunmaz. Bathroom'da toilet, wash basin, mirror, sofa. Banyoda hangisi bulunmaz? Sofa bulunmaz değil mi çocuklar? Güzel. Kitchen, cooker, desk, cupboard, sink. Desk'te, mutfağımızda bulunmaz arkadaşlar bildiğiniz gibi. Living room'da bookcase, coffee table, bath and curtain. Oturma odamızda da banyo bulunmaz değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Şimdi ikinci örneğimize geçelim. Look and write the places. Şimdi resimlere bakın. Nerede bulabileceğimizi söyleyeyim mesela. Buradaki resme bakarak manavı yazabiliriz değil mi altında? Şimdi birinci resmimize bakalım. Travel Diary. Nerede bulabiliriz bunu? Department Store. Değil mi? Güzel. There's money. So where we can find money? In a bank. Right? Good. Bir kargomuz var. Kargoyu nerede bulabiliriz? Post office. Very good. Çiçeğimiz var. Çiçeği nerede buluruz? Florist. Çiçekçide değil mi? Yara bandımız var. Yara bandımızı nerede bulabiliriz? Chemist'te değil mi? Eczanede. Ve topumuz var. Topumuzu da football field, sports center değil mi? Çok güzel. Şimdi bunları da yazalım. Ve bir sonraki örneğimize geçelim. Read and underline the correct words. Şimdi ne yapacağız? Okuyup doğru kelimenin altını çizeceğiz. Not cross olmaz değil mi? Herhangi bir yapımıza uymuyor bu. Don't cross the street before you look both ways. İki tarafa da bakmadan, sağınıza ve solunuza bakmadan karşıdan karşıya geçmeyin. Where's Emily? I can't see her. Very good. Tom is next to Pat. Can you see him? Değil mi? Çok güzel. Don't play or plays in the street. Don't play in the streets. Değil mi? Sokakta top oynamayın. Orada öznemiz yok. O yüzden zaten plays yapamayız. S takısının nerede geldiğini bilmiyoruz. Olumsuz bir yapı. Sokakta top oynamaz değil mi arkadaşlar? Güzel. Here are your trainers. Put them on and go. İşte ayakkabılarını işte giy ve git. There is shoe. Give her the hat. İşte su orada şapkayı ona ver şeklinde doğru yapıları altını çizmiş olduk. Şimdi bir sonraki örneğimize geçiyoruz. Dördüncü. Look and complete sentences. Bakıp cümleleri tamamlayacağız. Bla bla the coffee table. Ne var burada? Two glasses. The coffee table, two glasses. There are two glasses. Değil mi? There are two glasses on the coffee table. Değil mi çocuklar? Güzel. İkinci örneğimize geçelim. The coffee table. Ball. There is a ball under, there is a ball under coffee table. Sehpanın altında bir top var değil mi? The armchair, a dog. Köpeğimiz nerede? There is a dog behind the armchair değil mi? The armchair, two cats. Two cats nerede? Önünde hemen değil mi? There are two cats in front of the armchair değil mi çocuklar? Ve beşinci örneğimizde de the glasses, mouse. Mouse nerede? İki tane bardağımızın arasında. There is a mouse between the glasses, değil mi? There is a book on the coffee table. Sehpanın üzerinde bir kitap var. There is a ball under the coffee table. Sehpanın altında bir top var. There is a dog behind the armchair. Koltuğun arkasında bir köpek var. There are two cats in front of the armchair. Koltuğun önünde iki tane kedi var. There is a mouse between the glasses. Bardakların arasında bir fare var. Değil mi arkadaşlar? Güzel. Şimdi Everyday English bölümümüze geçelim. Ne yapacağız? We will read and complete and we use opposite things. Go on my left. Şimdi bu kelimeleri, bu yapıları uygun bir şekilde eşleştireceğiz. Excuse me, where is the post office? Blah blah downhills and turn left into Ball Street. Ne yapacağız burada? Go down. Go downhill street and turn left into the Bell Street. The post office is on your left.
bula. Ne diyecek burada? Teşekkür edecek değil mi arkadaşlar? Hayır. Ne yapacak burada? Bak burada tam anlamamış. Tekrardan isteyecek bunu. O zaman ne yapacak? Soru şeklinde. On my left diye soru soracağız. Yes, it's blah blah the bank. It's opposite the bank. You can miss it. Burada artık tamamen anladıktan sonra okay, thanks diye yapımızı, diyalogumuzu bitireceğiz. Bundan sonra da şimdi ne kadar anladınız bunu Now I Can bölümünde eşleştirelim. Bir dahaki bölümümüze görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.